Hesabınız İsviçre Bankası'nda, namınız Amerikan raporunda. Aşkınız fink atıyor Citibank'ta, çamurunuz akıyor yurdumun ırmaklarında. Aklınız üçe kapatmakta, fikriniz tüpraş komisyonunda. Yüreğiniz New York borsasında, zikriniz güya kulhü vallahta ve lakin lanetlisiniz gelinlerin ve nişanlıların çığlıklarında. Gözünüz anahtar deliğinde, kulağınız telefon direğinde, polisiniz Amerikan sefaretinde vatanı gammazlamakta. İrinleriniz sızıyor briefinglerinizin çatlaklarında. İpiniz Washington'da sarmalda, cipiniz dört çekerli seyranda. Sapınız Tel Aviv'de tezgahta, sopunuz faizdedir Ebu Süfyan'da. Cehaletiniz örüyor ağlarını kentlerin varoşlarında, okullarında. Katiliniz seferdedir Irak'ta, tırnağınız Afrika'nın derisinde, Libya'da parmağınız devriyede, Humus'ta. Kiralıksınız Katar şeyhinin altınlarıyla, ihanetiniz kazınmıştır taşlara, Ninova surlarında. Hançeriniz Hüseyin'in boynunda, zehriniz Hasan'ımın ağzında, dilleriniz Ayşe'nin namusunda, binlerce yıldır namus çiğnersiniz Babil'in dar sokaklarında. Makamınız çukurda, Bob kadrosunda. Bağlanmışsınız sentle, 9 madde 2 sayfa. Sevgiliniz bekliyor süpürüleceğiniz delikte. Rüyalarınıza girdi İttihat Terakki fedaileri. Korkularınız küf tutuyor özel mahkemelerinizin kovuklarında. Yakamadınız erdemlerimizi Başbağlar ve Sivas'ta. Kıramadınız sazımızın telini. Yana yana düğünü güğünü üstünüze yürüyordunuz. Ve 3 telli curasıyla Nesim'i madımakta. Kininiz paslanmıştır hürriyet kahramanlarına. Ölüm fermanınızdır yatan Magosa kalasında. Boğamadınız Mithat Paşa'yı Taif zindanında. Sırtından vuramadınız. İşte Talat Paşa size meydan okuyor Silivri duvarında. Padişahınızı biz yıktık. O artık Pensilvanya'da. Kan tutmuş hıncınız Gazi Paşa'ya, İsmet Paşa'ya, Galip Hoca'ya ve Mareşal Çakmağa. Ve İzmir'e giren süvari çavuşuna zehiriniz tek mahreminizdir koynunuzda. Yılanlar gibi sürünüyorsunuz onların ayaklarının arasında. Tertibiniz, düzmeceniz Ayyuk'ta, suyunuz Anadolu güneşinde ısınmakta. Kimliğiniz saklı koynunuzdaki haçta, hükmünüz cumhuriyetin kılıcında. Hazreti Nuh son çivisini çakıyor, tufanınız pek yakında. Sökülsün yüreğinizdeki mühür. Size gürlüyor Mahmut Şevket Paşa Silivri'den ordugahta. Ey Bizans sarayının köhne burcundaki baykuş, boğulacaksın kendi karanlığında. Deniz feneriniz sönmüş, yönünüz kayalıkta. Nerede kaldılar diyor Vahdettin İngiliz zırhlısında. Bekliyor sizi binlerce yıllık saltanat ve şatafat Bizans'ın küf kokusunda. Çiçekler meyveye dururken devrimin baharında. Alın Aydınlığın 8. sayfasında Doğu Perinçek'in rota köşesini okuyun. Yazı yazmamış, şiir yazmış. Efendim günaydın. Bugün 7 Şubat 2012 Salı, Ulusal Kanal'da Türkiye'nin Halkçı Devrimci Televizyon'da Ulusal Kanal'da Televizyon Gazetesi'ne Doğu Perinçek'in şiiriyle başladık. Yazı değil o, şiir o. Hemen birinci sayfalara bir bakalım, ondan sonra ayrıntılara gireriz. Aydınlığın sürmanşeti Fransız Anayasa Mahkemesi'nin kararı, 2001 soykırım kararı kural dışıdır. Son soykırımı inkar edene ceza tasarısını verenler yeni yasayla birlikte... Özgür, bir çay alın da. Ha, bak dışarıda kar havası var. Öksürdüm mü izleyici? Halil Bey diyor. Ben nasıl anlatayım? Ya Özgür üşenmiş bir çay getirmeye... Ha? Anlatabilir miyim? Hadi. Son soykırımı inkar edene ceza tasarısını verenler yeni yasayla birlikte 2001'deki yasada iptal edilir telaşındaymış. Ermeni kökenli avukat Filip Krikoryan, Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'ye yazdığı mektupta Anayasa Mahkemesi'nin tarafsız olmadığını öne sürerek beklemeksizin yasayı onaylamasını istemişti. Krikoryan, Anayasa Mahkemesi'nin internet sitesinde 2001'de kabul edilen Fransa 1915 soykırımını açıkça tanır yasasının kural dışı yasa metinlerine örnekler listesinde gösterildiğini belirtiyor. Bu arada
Çok hoş bir hadise vuku buldu arkadaşlar. Çok güzel bir olay meydana geldi diyeceksiniz. Nesi güzel? Şusu güzel, Nuri sesi güzel. İsviçre'den soykırım soruşturması Zürih Başsavcılığı Avrupa Birliği Bakanı ve baş müzakereci Egemen Bağış'ın İsviçre'nin Zürih kentinde yaptığı Ermeni soykırımı yoktur, gelip beni tutuklasınlar açıklamaları üzerine ön soruşturma başlattı. İngilizce'de ne diyorlar? Hashed to the blackboard. Şimdi Egemen Bağış'a ön soruşturma başlatıyor. Ne için? Ermeni soykırımı yoktur, gelip beni tutuklasınlar. Peki de Egemen Beyciğim, sizin hükümeti şahaneleriniz devrinde Zat-ı Muhterem Doğu Perinçek beyefendi gidip aynı memlekette soykırım yoktur, beni tutuklayın dediği için hakkında dava açıldı, mahkum edildi mi? Hı? Edildi. Siz ne dediniz? Bizim aşırı muhalifimizdir, elinizden geleni ardınıza koymayın. Şimdi aynı muamele size yapılıyor. Ne olacak şimdi? Egemen Bey, kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bak, gidin Talat Paşa komitesine üye olun. Onların mücadelesine katılın. Hiç olmazsa çok şerefli bir şekilde girmiş olursunuz içeriye. Tek başınıza değil, hep beraber girmiş olursunuz. Hadi bakalım. Hadi. Aydınlık'ta yine önemli haberler var. Bir başkasına bakalım. Hemen hastaneye zehirlenme şüphesiyle getirildi. Silivri cezaevinde hayatını kaybeden üst düzey MİT yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri Devlet Hastanesi'ne zehirlenme şüphesiyle getirildiği ortaya çıktı. Yeni gelişmeyle gözler Kozinoğlu'nun ölüm nedenini ağır spor olarak açıklayan Adalet Bakanlığı'na çevrildi. Zehirlenme şüphesi neden gizlendi diye soruyor Aydınlık gazetesi. Yargı Sen Başkanı Ömer Faruk Eminağoğlu Abdullah Gül kriptoları açıklasın demiş. Eminağoğlu kriptoları çarpıtma suçlaması AKP'ye kapatma davasını hukuk dışı gösterme çabası diye bir ifade kullanmış. Efendim Sözcü gazetesinin sürmanşeti Doğu Beyazıt savcısının vurulmasıyla ilgili şok iddia, kaçakçıların siyasi bağını araştırıyordu. Sokakta 3 kurşunla vurulan savcı Hakan Kılıç siyasilerin de karıştığı söylenen önemli bir kaçakçılık olayının üstündeydi. O sırada vuruldu. Şu kaçakçılık deyince zavallı kaçakçılar, zavallı köylü kaçakçılar diyesi geliyor insanın. Zavallı kaçakçılar. Siz anladınız neye, niye bunu söylediğimi değil mi? Vekil rezidans beylerin saltanatı için yine kesenin ağzı açıldı. Mevcut odalarını beğenmeyen milletvekilleri için meclisin bahçesine yeni kompleks yapılıyor. Çok lüks ve akıllı odalar olacakmış. Fatura 110 milyon lira. Bunun Türkçesi 110 trilyon lira. Ve bir soru MHP'li Vural'dan, Oktay Vural'dan AKP'lilere sormuş soruyu. Soru çok basit. Şu kadar: gençliğe hitabe size batıyor mu? AKP'li Hüseyin Çelik'in Atatürk'ün gençliğe hitabesi için ayet mi ki diyerek kaldırma sinyali vermesi MHP'li vekil Oktay Vural'ı kızdırdı. Vural AKP'li Çelik'e şöyle seslendi: ey Hüseyin Çelik, gençliğe hitabenin neresi sana batıyor, bunun neresinden rahatsız oluyorsun? Cumhuriyet Gazetesi Talimat Ankara'dan demiş, jandarma sınır komutanlığı Uludere'deki bombardımandan haberdar olmadığını bildirdi. Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'nun bilgisine başvurduğu 23. Jandarma Sınır Komutanlığı yetkilileri bombalamadan bir saat önce Ankara'dan bölgenin hava trafiğine kapatılması talimatı geçildi, ancak bizim operasyonda hiçbir yetkimiz olmadığı gibi olaydan çok sonra haberdar olduk dedi. 500 bin kişi kuyruktaymış, işsiz kalan yarım milyon insan kısa bir süre alabileceği ücret için İşkur kapılarında bekliyormuş. Kadroyu gedikli kurdu. Şimdiye kadar duyduğum en saçma sapan haberlerden birini okuyacağım size arkadaşlar. AKP'li gedikli yazar Paul Auster'ı Ergenekoncu yaptı. Neokon ile Ergenekon ortaklığı olduğunu ileri süren gedikli, Sarkozy, Merkel, Kılıçdaroğlu, Demirtaş gibi isimlerin aynı takımda oyuncu olduğunu anlattı. Alın size Ergenekon. What is this? This is a book. Yani Ergenekon böyle bir şeymiş. Kimler varmış Ergenekon'da? Amerikalı yazar Paul Auster, Nicolas Sarkozy, Angela Merkel, Kemal Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş. Nasıl?
Şahane. Bunlar herhalde departman başkanlarıdır. Doğu Perinçek bu departman lafına bir kızmıştı. Şey demişti. Başlatmayın departmanınıza. Vallahi efendim işte AKP'li Gedikli söylüyor bunu. Bunlar olsa olsa departman başkanıdır. Ama nasıl isimler? Sarkozy, Merkel, Kılıçdaroğlu, Demirtaş, Paul, Oster. Vay vay vay. E şey eksik burada. Neydi o kızın ismi? Hani ateş ediyordu sağa sola böyle. Angelina Jolie eksik. He? Madonna eksik. Oho. Valla şey Caligula eksik. Ondan sonra değil mi? Aman boşver. İsyankar tinerci nesil mi istiyorsunuz? Başbakan Erdoğan Fatih projesinin uygulamaya geçmesi nedeniyle düzenlenen törene katıldı. Yaptığı konuşmada dindar nesil söylemine yönelik eleştirileri, bu gençliğin büyüklerine isyankar bir nesil mi olmasını istiyorsunuz? Tinerci mi olsunlar diye yanıt vermiş. Şimdi arkadaşlar yani bu dindar nesil yetiştireceğiz tartışması öyle bir saçma sapan hale geldi ki, dindar nesil mi istiyorsunuz, tinerci nesil mi? Yani dindarın karşılığı tinerci mi? İsyankar mı? Ayrıca gençliğin isyankar olmasının ne gibi bir mahsuru var? Herkes biat mı etsin Erdoğan beyefendiye? Hiç kimse isyan etmesin mi? Hopalılar ne olacak o zaman? Bizim deliler şey ne diyordu onlara? Eşkıya diyordu değil mi? Hiç kimse isyan etmeyecek mi? İsyan etmeyen bir genç nesilden Mustafa Kemal çıkmaz. Şimdi isyankar olmak zamanı. Deniz Gezmiş çıkmaz. Ernesto Che Guevara çıkmaz. Tabii isyankar olmasınlar. Eğsinler başlarını. Alsınlar 50 lira bilmem ne yardımını. Sussunlar 3 çocuk yapsınlar. İsyankar bir nesil mi istiyorsunuz? Tinerci bir nesil. Abi ben tinerci nesil istemiyorum. Ben balici nesil istiyorum. Ne çeker ya? Ya dindarla tinercinin ne alakası var? Siz milleti tinerci yapmışsınız. Analarına babalarına iş vermemişsiniz. Fakr-ı zaruret içine düşürmüşsünüz. Çocuklar tinerci olmuş. Kendi hatanızı milletin yüzüne atmaya kalkıyorsunuz. Ayıptır ya. Ya bu kadar da değil ha. Bu kadar da değil ya. Tinerci nesil olmasın ben istemiyorum. Balici ister misin? Gogocu? He? Damardan alsın damardan. Yok kurucu olsun abi. Şimdi Silivri'de ikinci üçüncü duruşmalardan birinde örgütün çaycısı diye bir çocuğu yargılıyorlar. Ondan sonra çocuk söz istedi. Hakim buyur dedi. Çocuk dedi ki ya hakim bey beni bırakın ya dedi. Bu arkadaşlara ayıp oluyor. Öbür tutuklu sanıkları gösterdi. Hakim dedi ki hayırdır niye ayıp oluyor? Ya 5 kuruş para yok bende. Çay, kahve, sigara hep arkadaşlar ödüyor. Ya beni serbest bırakın ya da 50 lira para verin. Çay ayıp oluyor arkadaşlara dedi. Ondan sonra bir başkası kalktı. Ana adı, baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, mesleğin dedi. Ben kurucuyum dedi. Hakim Allah örgütün kurucusu galiba der gibi bir baktı. Yok abi ben kurucuyum dedi ben falan. Adam esrarcıymış. Şimdi kurucu nesil mi istersiniz? Ya ne bileyim bir garip garip şeyler tartışıyoruz ya. Harbiden garip garip şeyler tartışıyoruz. Vatan Gazetesi şanslı nesil demiş. Ha? Şanslı nesil yetiştirelim. Tamam. Hı? Her çektiği sayısal loto 6 tutsun. Bütün ganyanları bilsin. Şanslı nesil, dindar nesil poleminin gürültüsü arasında Türkiye dün eğitimde çok önemli bir adım attı. 17 ildeki 52 okulda ders kitapları yerini tablet ve akıllı tahtalara bıraktı. 4 yıl içinde tüm ülkeye yayılacak imiş. Sefaköy'de Mustafa Er Avutmuş ilkokuluna, ilköğretim okuluna ne zaman gelecek bu tablet dediğiniz dalga? Hı? Ya da bu akıllı tahta ne zaman gelecek? Gelsin bakalım görelim. Bugün seçimi olsa CHP %21.1, MHP %11.8'miş. AVG'nin araştırmasına göre son seçimden bu yana CHP 5 puan, MHP ise 1 puan oy kaybetti. Kemal Bey. Ne diyordu Yalçın Hoca size? Kemal Bey, Kemal Bey. Aynı semtte oturuyoruz. İsterseniz size de bana danışabilirsiniz. Ama bunlarla 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 kaybedersiniz diyordu. Ben ne dedim size? Gelin Cumhuriyet Güç Birliği ile birlikte hareket edin. En az %5, %6 kazanırsınız.
Ama hareket etmezseniz en az 30-40 tane milletvekili kaybedersiniz. Ne oldu Kemal Bey? Ne oldu sizin %26'lar? Bak %21. Körle yatan şaşı kalkar. Söylenecek laf o. Körle yatan şaşı kalkar. Milliyet gazetesi bize sorsalar vurmayın derdik. Şırnak'taki komutanlar Uludere faciasını inceleyen meclis komisyonuna bilgi verdi. Operasyon Ankara'dan yönetildi. Bize hiçbir şey sorulmadı. Eğer sorsalardı onların kaçakçı olduğunu söylerdik demiş zavallı kaçakçılar. İsviçre savcıdan bağışa soruşturma haberi Milliyet'te de var. Hızlı tren davasını ihmaller bitirdi diye bir haber. Pamukova'da 2004 yılında 41 kişinin öldüğü hızlandırılmış tren kazasıyla ilgili dava bugün zaman aşımına uğrayacak. Ve kimse fatura ödemeyecek. Davanın uzamasına Sakarya 2. Ağır Ceza'dan çıkan kararların iki kez Yargıtay'dan dönmesi neden oldu. Çünkü yerel mahkeme büyük usul hataları yaptı. Bir mahkeme o kadar büyük usul hataları yapamaz. Sen usul hatası yap demişlerdir, ondandır. Ha, geç kameranın önünden geç bari. Sakarya'dan çıkan kararlarda avukat ve sanıkların adları unutulmuş, yok daha neler. Aynı şey gibi. Dink davası gibi. Sanığın bir tanesine karar vermeyi, hüküm vermeyi unuttular ya. Orada da avukat ve sanıkların adları unutulmuş. İyi mi? Efendim Habertürk gazetesi MİT müsteşarına komplo muydu diye sormuş. Meclis komisyonunun MHP'li üyesi Uludere MİT müsteşarı Hakan Fidan'a komplo mu, bu soruyu Ankara'da soracağım demiş. Ve arkadaşlar çok şaşıracaksınız ama ben hiç şaşırmadım. Zaman zaman diyorum ki AKP'nin içinde de yurtsever, vatansever insanlar mutlaka vardır. Tamam o partinin içinde olabilir ama mutlaka birileri vardır diye bakın şimdi. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım tartışılan gençliğe hitabeye sahip çıktı. Bizim kuşak İstiklal Savaşı'nı yaşamadı. Dünyada esaret altına girmeyen tek ulus Türklerdir. Türklüğümüzle övünmeliyiz dedi. Yönetmen hani o alkış? Hı? Hadi. Yok. Ya yönetmen bunu alkışlamayacaksak niye alkışlayacağız Allah'ını seversen? Bak ne diyor? Hı? Hı? Vay be arkadaş ya, bu Ali'ye de Ali olmaz yönetmen. Hiçbir şey beğendiremiyoruz kardeşim. Ya Ulaştırma Bakanı işte bak, Türklüğü anayasadan çıkartmaya kalkan bir AKP hükümeti, bilmem ne yapan bir AKP hükümeti, Binali Yıldırım diyor ki bizim kuşak İstiklal Savaşı'nı yaşamadı. Dünyada esaret altına girmeyen tek ulus Türklerdir. Türklüğümüzle övünmeliyiz diyor. Ali'ye beğendiremedik abi, alkışlatamadık. Zar zor alkışlattık. Ali ne istiyorsun adamdan? Alkışla bir daha. Allah Allah. Bak gene beğendim. İyi ya, alkışlamazsan alkışlama. Tamam bana. Suriye'de gerilim tırmanıyor. İç savaş sesleri. Suriye'de ordunun operasyonları sürerken ABD dün Şam Büyükelçiliğini süresiz kapattı. Hillary Clinton, Suriyeliler kendilerini savunmaya başlarsa gaddar bir iç savaş çıkabilir demiş. Güneş gazetesi 50 bin kişi çadırda diyor. Fotoğrafa bakar mısın? Bir şu fotoğrafa bakar mısın ya? Van'da 117 bin kişi konteynerlara yerleşti ama hala on binlerce kişi dondurucu soğukta, çadırda yaşam savaşı veriyor. Bembeyaz her yer. Ve insanlar o bembeyazlık içinde o çadırlardalar. İçeride bir tane elektrik sobası. Hepsi o kadar. Hepsi o kadar. Evet, Edirne'de alarm. Bulgaristan'daki Ivanovo Barajı'nın çökmesi Tunca ve Meriç'in sularının yükselmesine neden oldu. Edirne alarma geçti. Irmak kenarında çok sayıda dükkan boşaltıldı. Fatih ve Kanuni köprüleriyle Kapıkule sınır kapısı kapatıldı. Karaağaç Mahallesi'nde okullar ve kamu kurumları tatil edilmiş. Yunanistan bunu her sene yapıyor. Yeni Çağ gazetesi AKP Türkiye'yi ayrıştırdı demiş. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ünlü Amerikan gazetesi Washington Post'a yazdığı makalede AKP hükümetini zehir zemberek ifadelerle suçladı. İnsanların korkuyla yaşadığını yazdı. Kozinoğlu raporu Silivri'yi ürküttü. Adli tıbbın Kaşif Kozinoğlu ile ilgili ön raporunda ölüm nedeni olarak gösterilen kalp krizi bulgusunun yer almaması Silivri cezaevinde tutuklu yargılanan sanıklar arasında endişe yarattı. Nilgül Doğan, eşim Çetin Doğan'ın bel fıtığı sorunu var. Rapordan sonra ameliyattan
vazgeçti dedi. Öyle yani şimdi yani gerçekten nasıl yaşanır ki artık o cezaevinde? MİT kayıtlarında bile bu sanıkların adı yok. Bir Gün gazetesinin manşeti bu. Eski işkenceci Hanefi Avcı'dan ilginç savunma. Devrimci karargah davasının 4. duruşmasını eski emniyetçi Hanefi Avcı'nın savunması damgasını vurdu. MİT kayıtlarını bildiğini söyleyen Avcı, SDP ile TÖP'ün bu kayıtlarda geçmediğini söyledi diyor. Taraf şeysine geldik efendim. Taraf şeysinin manşeti Erdoğan'dan hayırlı geri adım, farklı inanç gruplarına saygılıyız. Fatih projesinin açılışında konuşan Başbakan Erdoğan, öğrencileri formatlamak gibi hedeflerinin olmadığını belirterek dayatma değil tam tersine özgürlük istiyoruz dedi. Tabii canım yani üç kulü vallahu bir elhamdan başka hiçbir şey öğrenmeme özgürlüğü. La leyli cumbur leyli cabaceyli capcup diye ezbere eğitim özgürlüğü. Başka ne olacak? Özgürlük istiyormuş. Özgürlük istiyorsan Silivri'dekileri bırak önce hocam. Hastal'dakileri bırak önce hocam. Özgürlük istiyormuş. Ha, Star gazetesinde Başbakan Erdoğan dindar nesil yetiştirme tartışmalarına açıklık getirdi. Formatlanmış gençlik istemiyoruz. Bir dayatma içinde değiliz. Bu ülke ikna odalarında zulümden zihniyetlerden çekti. Köy enstitülerinde öğrenci formatladılar. Yok ya Allah Allah. Hem dindar hem çağdaş olunamıyor mu? Vallahi sizin yetiştirdiklerinizden olunamıyor işte. Ben size hem dindar hem çağdaş bir adam göstereyim. Hüseyin Üzmez. Akit gazetesi eski yazarı. Ne alt yediğini biliyorsunuz. Bir tane daha göstereyim. Süleyman Mercümek. Bosna paraları. Şimdi de çok şey sayarım ama ondan sonra papaz oluruz. Tekme tokat birbirimize gireriz. Beni Silivri'ye atarsınız. Korkuyorum ben. Korkuyorum konuşurken. Kayıp trilyon davasının hem dindar hem çağdaş sanıkları var. Kalpazanlık davası var. Akbil davaları var. Dokunulmazlıklar var. Ne diyeyim ben şimdi? Korkmadan nasıl söyleyeyim bunları? Bak Kemal Kılıçdaroğlu ne yazmış Washington Post'a? Büyük baskı var diyor. Ben nasıl konuşabilirim ki bu büyük baskı altında? İşte sizin özgürlüğünüz bu. Doğru bildiğim şeyleri söyleyememe özgürlüğü. Doğru bildiğim şeyleri söyleyeceğim ben. Ne yaparsanız yapın. Ha şurası Şişhane. Şişhane'den aşağı. Neresi lan? Kasımpaşa değil mi? Efendim, Ulusal Kanal Haber Merkezi'nin haberlerine bir bakalım hemen. Rusya'nın etkili gazetelerinden Pravda 4 Şubat'ta yani Kandil gecesi değil mi? Kandil katliamı diyorlar ya. Pravda 4 Şubat'ta Suriye'nin Humus kentinde yaşananların perde arkasını yazdı. Pravda, NATO destekli Suriyeli isyancıların 4 Şubat günü terörist eylemleri zirveye çıkartarak NATO müdahalesi için zemin yaratmaya çalıştığına dikkat çekti. Ve hal hiye muamara? Şam yönetimi Humus'un bombalandığı haberlerini yalanladı. Resmi haber ajansı SANA, Humus kentinde Suriye ordusunun değil, silahlı terör gruplarının saldırılar düzenlediğini duyurdu. Suriye'de silahlı terör gruplarının aylardır saldırılarını sürdürdüklerini hatırlatan SANA haber ajansı, Esad yönetiminin terörle mücadele konusundaki kararlılığına vurgu yaptı. Peki Suriye'de, özellikle de kritik Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi öncesindeki olaylar zinciri neyi gösterdi? Rusya'nın etkili haber analiz gazetesi Pravda'da Suriye, Posta düzenli katliam başlıklı bir yazı yayınladı. Timothy Hinchy tarafından kaleme alınan yazıda, geçen yıl Libya'da sahnelenen oyunun bir kopyasının bu kez Suriye'de tezgahlandığı belirtildi. Libya'daki sirk bu kez Suriye'de geri döndü. Amerika, Fransa, İngiltere ve İsrail'den oluşan kutup, Suriye'deki katliamları gerçekleştiren terörist grupları silahlandırıyor ve eğitiyor. Suriye yönetimine bağlı güçler direndiği zaman Hillary Clinton, William Hague, Alain Juppé ve çok istekli Batı medyasından eleştiri alır, Suriye yönetimi katliam yapmakla, nedensiz güç kullanmakla suçlanır. Suriye muhalefeti Suriye halkı değildir. Muhalefetin söylediklerine rağmen Suriye hükümeti geniş bir desteğe sahiptir. Güvenlik Konseyi'ndeki Rus ve Çin vetosunun ardından Amerika ve Avrupa Suriye'ye müdahaleye zemin sağlayacak yeni uluslararası oluşumlar peşinde.
Bu çerçevede Amerikan Dışişleri Bakanı Clinton, Demokratik Suriye Dostları grubunun kurulmasını önerdi. Almanya, Fransa ve İngiltere Dışişleri Bakanlarından da aynı yönde açıklamalar gelmesi dikkat çekti. Türkiye ise bu yöndeki girişimlerin tam göbeğinde yer alıyor. That extent, our work does not finish. It must carry on with renewed vigor. Suriye yönetiminin görevden ayrılmasını öngören Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi karar tasarısı Rus ve Çin vetosuna takıldı. Bu durum Amerika ve Avrupa'yı Güvenlik Konseyi'ni bypass edecek yeni oluşumlara yöneltti. Bu çerçevede Libya'ya askeri müdahaleden hemen önce kurulan Uluslararası Temas Grubu gibi yapılar öne çıkıyor. Amerikan Dışişleri Bakanı Clinton, Suriye yönetimine yönelik baskıyı yoğunlaştırmak üzere Demokratik Suriye'nin Dostları grubunun kurulmasını önerdi. İngiliz ve Fransız Dışişleri Bakanları da bu yönde girişimlere başlanmasını istedi. Söz konusu girişimlerde Türkiye'nin adı öne çıkıyor. Alman Dışişleri Bakanı Westerwelle, Türkiye ve Arap Birliği Uluslararası Temas Grubu'nun oluşturulmasında merkezi rol üstlenmeli ifadesini kullandı. Münih'teki güvenlik konferansında konuşan Davutoğlu ise Suriye konusunda yeni inisiyatifler geliştirebileceklerini belirtti. Bunun için Arap Birliği ile istişarelerimizi sürdürüyoruz ifadesini kullandı. Münih'teki konferansın ardından Amerikalı mevkidaşı Clinton'la görüşen Davutoğlu'nun Suriye'ye müdahale konusunda Amerika ile anlaştığı iddia edildi. Ancak haber dışişleri tarafından yalanlandı. Diğer yandan 8 Şubat'ta Amerika'ya gidecek olan Davutoğlu'nun gündeminde Suriye konusunun ağırlıklı olarak yer alacağı belirtiliyor. Bu çerçevede oluşturulması düşünülen yeni uluslararası inisiyatifler de masaya yatırılacak. Evet. Zürih Savcılığı Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış hakkında ön soruşturma başlattı. Soruşturma Bağış'ın İsviçre'de söylediği Ermeni soykırımı yoktur, gelsinler beni tutuklasınlar sözlerinden dolayı başlatıldı. Oysa Dışişleri Bakanı Davutoğlu daha bir ay önce İsviçre'nin soykırım yasasını geçirmediğini ve Ermeni soykırımı yoktur demenin İsviçre'de suç olmadığını da iddia etmişti. Zürih savcısı Christine Braunschweig, Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış hakkında Ermeni soykırımı yoktur dediği için ön soruşturma başlattı. Neue Zürcher Zeitung gazetesinin haberine göre Egemen Bağış Davos zirvesinden dönerken Zürih'te Ermeni soykırımı yoktur, gelip beni tutuklasınlar demişti. Bu sözler üzerine İsviçre Ermeni topluluğu savcılığa şikayette bulundu ve Bağış hakkında ön soruşturma başlatıldı. Zürih savcısı soruşturma haberini doğruladı. Savcı Braunschweig, Bakan Bağış'ın diplomatik dokunulmazlığı yoksa ve Zürih'te gerçekten Ermeni soykırımı yoktur demişse hakkında dava açacağız dedi. Peki gelip beni tutuklasınlar diye meydan okuyan Egemen Bağış bu duruma ne tepki gösterdi? Bağış adına yapılan açıklamada bakanın soruşturma tamamlanmadan konuşmayacağı bildirildi. Sayın Michelin Kalmre'ye teşekkür borçluyuz. Dışişleri Bakanı Davutoğlu da geçen Aralık ayında İsviçre Dışişleri Bakanı Kalmre'yi Türkiye'de ağırlamış ve İsviçre'nin soykırım yasasını geçirmediğini, Ermeni soykırımı yoktur demenin İsviçre'de suç olmadığını iddia etmişti. 2003 yılında bu şekilde bir girişim söz konusu olmuştur. Fakat bu girişim nihai yasal süreç tamamlanmadan ulusal parlamento düzeninde kalmış ve Sayın Michel Kalmrein de o dönem Dışişleri Bakanı olarak bu karara, bu teşebbüse karşı net bir tutum takınarak bu sürecin başarısız kalmasında önemli bir rol oynamıştır. Bakan Davutoğlu, Zürih Savcılığı'nın Egemen Bağış hakkında başlattığı ön soruşturma hakkında bir yorum yapmadı. AKP Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik ise Zürih Savcısı kendisini Engizisyon Mahkemesi'nin başkanı zannediyor dedi. Zürih Savcısı'nın şu anda yaptığı bu uygulama Engizisyon dönemine geri dönüşten başka bir anlam ifade etmez. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir bakanına fikrini ifade ettiği için dava açmak da haddine düşmez. Efendim haberlerimize devam edeceğiz ama önce yurtta hava durumunu alalım. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'ne bağlandık ve hattımızda Sayın Muhittin Gürkan var. Sayın Gürkan günaydın efendim. Günaydın Halil Bey, iyi yayınlar. Efendim bir yeni soğuk hava dalgası geliyor diyorlar. Bildiğiniz gibi değil diyorlar. Yani donacak mıyız, nedir durum?
Evet, yarın itibariyle Balkanlardan yeni bir soğuk ve yağışlı hava geliyor ve sıcaklıklar Marmara ve Karadeniz genelinde 4 ila 6 derece düşecek. Perşembe ve cuma günleri ise yurt genelinde 3 ila 5 derece sıcaklıkların düşeceğini tahmin ediyoruz. Yine kar yağışları görüleceğinden dolayı bir yumuşama olacak. Gece sıcaklıkları da kapalı olduğundan dolayı fazla düşmeyecek. Fakat İç Anadolu'nun doğusunda ve Doğu Anadolu genelinde yine kuvvetli buzlanma ve don olayları görülecek. Bugüne baktığımızda ise bugünkü sistem Orta Akdeniz üzerinden geldiği için Ege kıyılarında ve Akdeniz'de Lodos'la birlikte havayı ısıtarak yağmur şeklinde kuvvetli yağışlara neden oluyor. İç kesimlerde ise iç Ege'de, İç Anadolu'da, Karadeniz'in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışlarına sebep olacak. Bugün aralıklarla gün boyu bu yağışlar yurt genelinde etkili olacak. Marmara'da ise rüzgar yönünü Poyraz'dan hissettirecek. 30 ila 50 kilometre hızla saatte Marmara genelinde rüzgar etkili olacak diyebiliriz. Efendim çok teşekkürler, iyi çalışmalar diliyoruz. Evet, Talat Paşa Komitesi Türkiye'deki bütün siyasi parti liderlerine İsviçre'ye giderek Ermeni soykırımı yoktur diyenlere ceza verilmesini öngören yasayı çiğneme çağrısı yaptı. Komite, Bakan Egemen Bağış hakkında soruşturma başlatılmasının da Türkiye'ye yönelik bir saldırı olduğunu vurguladı. Talat Paşa Komitesi, İsviçre'de Ermeni soykırımı yoktur diyen Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış'a soruşturma açılmasının kabul edilemez olduğunu açıkladı. Talat Paşa Komitesi Sözcüsü Cüneyt Akalın yaptığı yazılı açıklamada açılan soruşturmanın Türkiye'ye yönelik saldırı olduğunu vurguladı. Komitenin açıklamasında daha önce İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e de ceza verildiği vurgulandı. Doğu Perinçek'in ardından AKP hükümetinin bir üyesine bugün İsviçre'de soruşturma açılması Talat Paşa Komitesi'nin o günlerde millete yaptığı çağrının haklılığını apaçık ortaya koymaktadır. Talat Paşa Komitesi milletin vicdanıdır. İster bakana, ister herhangi bir yurttaşımıza yönelik İsviçre baskısı kabul edilemez. Komite, Türkiye'deki bütün siyasi parti liderlerine İsviçre'ye giderek yasağı çiğneme çağrısı yaptı. Bakan Egemen Bağış'la dayanışma içinde olduğumuzu, onun duruşunu çok iyi anladığımızı ve İsviçre hükümetinin bu kötü niyetli tutumunu protesto etmek için başta başbakan olmak üzere bütün siyasi parti liderlerini birlikte İsviçre'ye gitmeye ve bu ırkçı yasayı birlikte çiğnemeye çağrımızı ilan ediyoruz. Yarı yıl tatili bitti, ders zili çaldı, okullar andımız ve Atatürk'ün gençliğe hitabesi kaldırılacak tartışmalarıyla açıldı. Mikrofonumuzu velilere ve öğrencilere uzattık. Öğrenciler andımızı gururla okuyoruz diye yanıt verdi. Veliler de andımız kaldırılamaz dedi. Yüz binlerce öğrenci iki haftalık tatilin ardından ders başı yaptı. Tatil nasıl geçti? Çok iyi. Çok güzel geçti. Efendim? Tatilde bol bol gezen, oyun oynayan da vardı. Gezdim, arkadaşlarımla oynadım. Ders çalışan da. Bir kitap okudum, çalıştım ödevlerimi. Tatil güzeldi ancak velileri de öğrencileri de zorlu bir dönem bekliyor. Atatürk'ün gençliğe hitabesi ve andımız kaldırılmak isteniyor. Siz de hem çocukları okula getirdiniz. Evet. Ne dersiniz bununla ilgili? Bence güzel bir şey değil. Kaldırılmasını istemiyoruz yani biz. Hayır, istemem. Bu saygısızlık olur. Hayır, kaldırılmasın bence. Bu niye kalkıyor ben anlamadım ya. Atatürk'ü korumaya gerek de yok deniyor. Bence var. Ben Atatürk'ün gençliğe hitabesiyle büyüdüm. Atatürk, Türk ulusunun kurucusudur. Bakın. Ben bugün aydınlık aldım. Atatürk kalkar mı? Atatürk gider mi? Bak yeni yeni Mustafa Kemal'ler yetişiyor. Atatürk'siz bir devlet olmaz ki. Vatan da olmaz zaten. Ben aslında söylemekten gurur duyuyorum Atatürk'ümüzle olduğu için. Yani bazıları böyle karşı çıkıyorsa onu bilmiyorum. Bence yani kaldırılmasını istemem. Bence çok güzel. Andımızı da seviyorum. Ben istemem kaldırılmasını. İstemem. Her okuduğumuzda Atatürk'ü anımsatıyor bizlere. Gurur duyuyoruz. Kaldırılmasın bence ya. Çünkü onu okuduğumuzda Atatürk'ü
hatırlıyoruz. O kadar şehit tutmuş buraları almak için. Onu hatırlıyoruz. Bence kaldırılmasın. Yani bunu Atatürk'ümüz için okuyoruz. Bence kaldırılmasın yani. Gençliğe hitap kaldırılamaz. Gururla da okurum yani. Tamam. Türkiye'm, doğruyum, çalışkanım, ilkem, varlığım, Türk varlığına armağan olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene. Peki efendim, devam ediyoruz. Aydınlığın birinci sayfasını vermiştik. İç sayfalarına geçelim. Van'dan insanlık manzaraları. Deprem oldu, günlerce çadır beklediler, kar yağdı, çadır başlarına çöktü, komşuların ambarına sığındılar. Baba Yaşar, bir yaşındaki çocuğumun iki gün sonra yiyeceği yok diyormuş. Elinde fener adalet arıyor diye bir haber. Ferhat Gedikli 64 yaşında deniz feneri yolsuzluğunu protesto etmek amacıyla Alanya'da başlattığı yürüyüşünde Antalya'ya ulaştı. Attalos heykelinin önünde deniz feneri yazılı gömlek ve pantolonunu giyen Gedikli, Ege, Marmara, Karadeniz ve Akdeniz'i temsilen getirdiği fenerleri boynuna taktı. Anne Adalet çıplak yazılı siyah bantla ağzını kapatan Ferhat Gedikli, sessiz eyleminin ardından yaptığı açıklamada insanlarımızın inançlarını ve alın terlerini sömürerek yardım adı altında topladıkları paraları Deniz Feneri Derneği'nde biriktirip hortumluyorlar, tıksırıncaya kadar yiyorlar, kendilerine sırça köşkler, cipler alıyorlar dedi. Gizli pazarlığa Türk İş'ten yanıt bekleniyormuş. Disk Türk İş ile Başbakan Erdoğan arasında yapılan pazarlığa ilişkin kıdem tazminatının fona devri, esnek çalışma ve taşeronlaşmanın yaygınlaştırılması gündeme gelmiş midir diye sordu. Kamu emekçileri Ankara'ya giriyor. Efendim, Birleşik Kamu İş Konfederasyonu 4688 sayılı kamu görevlileri sendikaları yasa tasarısına karşı Samsun'dan Ankara'ya düzenledikleri yürüyüşün 3. gününde Çorum'daydı. Çorum Çimento Fabrikası önünde başlayan yürüyüş Saat Kulesi'ne kadar sürdü. Birleşik Kamu İş Genel Başkanı İsmail Tutoğlu burada bir açıklama yaptı. Birleşik Kamu İş Genel Başkanı yaptığı açıklamada, biz Van'da mağdur olan vatandaşlar için yürüyoruz, atanamayan öğretmenler için yürüyoruz, üyelerimizin hakkını alana kadar yürüyüşe devam edeceğiz dedi. Bakıyoruz yine Aydınlığın diğer sayfalarına. Tamam, açtım. Evet, muhalefet yargı için ilk düğmeye basmış. CHP'de parti içi muhalefet ile genel merkez arasındaki kurultay kavgasında şimdi de kurultay ilanı krizi yaşanıyor. Olağanüstü kurultay çağrısı yapan delegeler adına Ali Yıldızlı, Orçin Güney Çalık, Aliye Gündüz, Davut Nur, Bektaş Bektaş ve Kayhan Yüreğir, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu imzasıyla yapılan iki olağanüstü kurultay çağrısının hukuken ve şeklen sakat olduğunu savunarak, hukuksuzlukların giderilmemesi halinde her iki kurultayda meşruiyetten uzak yapılmış olacaktır. Böyle bir durumda hak sahibi delegelerin yargı yoluna başvurmaları kaçınılmaz olacaktır İhtarında bulundular. Elinizdeki belgeleri 3 gün içinde savcıya teslim edin diye Baykal'ın avukatından emniyete bir uyarı yapılmış. CHP eski genel başkanı Deniz Baykal'ın emniyet yetkililerinin kendisiyle ilgili belgelerin 3 gün içinde ilgili savcılıklara verilmemesi durumunda emniyet yetkilileri İçişleri Bakanı ve Başbakan hakkında suç duyurusunda bulunacağını ve tazminat davası açacağını belirtti. Ne belgeleri bunlar biliyorsunuz. Kripto, WikiLeaks belgeleri. Bu belgeler iki gazeteci kardeşimizin, arkadaşımızın yazdığı bir kitapla ortaya çıktı. İki Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'ın yazdığı Sızıntı WikiLeaks'te Ünlü Türkler kitabında çıktı ortaya. İşte Yaşar Büyükanıt'ın kızıyla ilgili iddialar da ortaya çıktı. Daha birçok konu var. Dün elime geçti kitap, aslında pazar cumartesi günü geçti de dün doğrudur okuyabildim. Vay be arkadaş, gözlerim ağrıdı. Mutlaka bu kitabı edinin arkadaşlar. Türkiye'nin son 10 yılına, 15 yılına damgasını vuran bilgiler içeriyor. Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nu da tebrik ediyorum bu kitaptan dolayı. Sözcü gazetesine bakıyoruz. Kaçakçıların siyasi bağını araştırıyordu Doğu Beyazıt savcısının vurulmasıyla ilgili şok iddia. Sokakta 3 kurşunla vurulan savcı Hakan Kılıç, siyasilerin de karıştığı söylenen önemli bir kaçakçılık olayının üstündeydi.
Yani savcı kılıç büyük bir oyunu bozacaktı. Tetikçilerin arkasında önemli bazı güçlerin olduğu ileri sürülüyor. Bu yüzden savcının yarım kalan soruşturması bir an önce aydınlatılmalı, bağlantılar ortaya çıkarılmalı. Ayrıca Ağrı valisi Yerlikaya savcıya saldırının neden önlenemediğini, devletin onu neden koruyamadığını açıklamalı, sorumlular hesap vermeli demiş sözcü. Beylerin saltanatı için yine kesenin ağzı açıldı. Vekil rezidans mevcut odalarını beğenmeyen milletvekilleri için meclisin bahçesine yeni kompleks yapılıyor. Çok lüks ve akıllı odalar olacak. İşte detaylar demiş ve MHP'li Vural AKP'lilere sordu. Gençliğe hitabe batıyor mu size diye. AKP'li Hüseyin Çelik'in Atatürk'ün gençliğe hitabesi için ayet mi ki diyerek kaldırma sinyali vermesi MHP'li vekil Oktay Vural'ı kızdırdı. Vural AKP'li Çelik'e şöyle seslendi. Ey Hüseyin Çelik, gençliğe hitabenin neresi sana batıyor, bunun neresinden rahatsız oluyorsun diye. Cumhuriyet Gazetesi Talimat Ankara'dan demiş. Jandarma Sınır Komutanlığı Uludere'deki bombardımandan haberdar olmadığını bildirdi. Meclis İnsan Hakları'nın inceleme komisyonunun bilgisine başvurduğu 23. Jandarma Sınır Komutanlığı yetkilileri bombalamadan bir saat önce Ankara'dan bölgenin hava trafiğine kapatılması talimatı geçildi. Ancak bizim operasyonda hiçbir yetkimiz olmadığı gibi olaydan çok sonra haberdar olduk dedi. CHP'li komisyon üyeleri Malik Ejder Özdemir, askeri yetkililerin operasyon kararının Ankara'dan verildiğini söylediklerini belirtti. Bombardımanın yanlış istihbarat faciası olabileceği izlenimi edindiklerini söyleyen Özdemir, bu konuda siyasi irade muhataptır dedi. Disk ve keske bağlı sendikaların yöneticileri engellemelere karşın Uludere'de katliam kurbanlarının yakınlarıyla görüşmeyi başardı. Gıda İş Genel Sekreteri Aslan, insanlarımızı koruyamayanlar sorumluları açığa çıkarmak için bir arpa boyu yol almamışlar dedi. İsyankar tinerci nesil mi istiyorsunuz? Başbakan Erdoğan, Fatih projesinin uygulamaya geçmesi nedeniyle düzenlenen törene katıldı. Yaptığı konuşmada dindar nesil söylemine yönelik eleştirilere, bu gençliğin büyüklerine isyankar bir nesil mi olmasını istiyorsunuz yanıtını verdi. Şimdi arkadaşlar, bu olay saçma sapandır. Bakın, 12 Eylül 1980'de Kenan Evren darbe yaptı ve dedi ki 12 Eylül öncesine mi dönmek istiyorsunuz? Soru mu yani şimdi? Mesela bir başka örnek vereyim bu saçma sapanlığa dair. Güneydoğumuzda Amerikan destekli terör örgütü askerlerimizi öldürüyor. Analar ağlıyor. Laf şu, analar ağlamasın. Ya ağlasın diyen kim var? Türkiye'de analar ağlasın isteyen kim var? Ama analar ağlamasın. Babacığım sana onu demiyoruz dediğine analar ağlamasın. Şimdi buradaki olay. Tinerci nesil mi istiyorsunuz? Kim tinerci nesil ister? Bu nedir biliyor musun? Yavuz hırsız ev sahibini şaşırtıyor. Yavuz hırsız ev sahibini şaşırtır diye bir laf vardır. Memleket batmış, 70 milyar dolar cari açık, 400 milyar dolar dış borç. Memleket batmış, baba diyor ki dindar nesil yetiştireceğiz. Ne diyorsun ya diyoruz. Ha dinarcı mı yetiştirelim diyor. Yani onun karşılığı o mu? Bu mudur yani? Bu nedir? Bu Yavuz hırsız ev sahibini şaşırtmaya çalışıyor. Abi gemicikler, kalpazanlık davaları, anayasaya aykırılıklar, zaten Anayasa Mahkemesi tarafından laikliğe aykırı eylemlerin odağı olmaktan mahkum olmuş bir partinin genel başkanı. Dindar nesil yetiştireceğiz, tinerci mi yetiştirelim? Sanki bütün o diğer şeylerini unutacağız bunları tartışırken. Sayın Başbakan, yapmayın ya. Ya hasleten rica ediyorum. Bakın ben kibar adamım. Yapmayın böyle, bizi çocuk ya da salak yerine koymayın. Yapmayın bunu ya. İşte efendim adam dindar yetişirse ahlaklı olurmuş. Hadi ya. Ciddi misiniz? Hüseyin Üzmez nasıl yetişti?
He? Süleyman Mercimeği unuttuk mu? Allah rahmet eylesin. Kayıp trilyon davasında kimler yargılandı, mahkum oldu? Kimler yargılanacak, mahkum olacak? Bırakın bunları ya. Biz salak da değiliz, çocuk da değiliz. Bırakın, bırakın. Efendim, televizyon gazetesi Cumhuriyet Gazetesi ile devam ediyor. Birinci sayfaya bir bakmıştık. Şimdi ikinci sayfada 10. köy köşesine, Bekir Coşkun'a bir bakalım. Bekir Coşkun cinsel aktivite günleri diye bir başlık atmış yazısına. Diyor ki, cinsel aktivitenize de dikkat edeceksiniz. Siyasete girmesin. Çünkü siyasi oluşumlarda en belirleyici unsur oluverdi cinsel aktiviteler. Bir cinsel aktivite kasetiyle ana muhalefet baştan düzenlendi. Bir genel başkan gitti, bir genel başkan geldi. Sonra seçim öncesi ikinci muhalefet partisi MHP'lilerin cinsel aktivitelerine girip baktılar. MHP hizaya getirildi. Barajın altında kalmasın diye CHP'liler bile MHP'ye oy verdiler. Askerleri sindirmekte keza. Bu kez bir genelkurmay başkanının kızının cinsel aktiviteleri gazete manşetlerinde dolanıyor kaç gündür. Bildiklerimiz bunlar. Ya bilmediklerimiz, şu anda karar masalarında oturmuş önemli insanları susturan, sindiren, yönlendiren kaç kaset var kim bilebilir? Böyle bel altından vurdular mı oturur en baba yiğit olanı. Belli ki tüm bunlar rastlantı değil, bir yöntem. Özel çalışmaların, özel çabaların, özel uğraşların ürünü. Onun için zaten yazılmamış kitapların son baskılarından yapılmamış darbelerin planlarına kadar yakaladılar da bir tek cinsel aktivite meraklısı şerefsiz bulunamadı gitti. Söyler misiniz? En pis, en faşist, en kirli, en kara, en insan onurundan ve ahlakından yoksun dönemlerde böyle bir şey duyan oldu mu? İnsanların yatak odalarına girildiği, mahrem görüntülerinin çekilip servise konulduğu, kadınlarının kızlarının cinsel aktivitelerinin manşetlerde dolandığı, böylece siyasetin şekillendirildiği bir zaman bilen var mı? Yok. Din, iman, ahlak, haram, helal, ibadet, namaz, niyaz dillerinden düşmüyor. İnsanları yatak odalarına kadar girip cinsel aktivitelerini dikizlerken. Ama ne yapacaksınız? Konuşmaktan korkuyoruz diyordunuz da cinsel aktivitenizi de tutun artık. Çekemesinler demiş Bekir Coşkun. Ostrı'da Ergenekoncu yaptı. AKP'li Bülent Gedikli muhalif yaftalamayı sınır ötesi isimlere de taşıdı. Gedikli Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada Paul Oster'la ilgili yeni iddialarda bulundu. Neokon Ergenekon ortaklığı nitelemesi yapan Gedikli, bunların parolası meşru iktidarı yıpratmak, mümkünse devirmek, darbe. Ya arkadaşlar, meşru iktidarı yıpratmak ve mümkünse devirmek. Neden darbe olsun? O zaman muhalefet diye bir şey niye var? Muhalefet meşru iktidarı meşru bir şekilde yıpratır ve devirir. Muhalefetin amacı budur, bütün dünyada budur. En doğal şeyi bir büyük suç gibi bize takdim ediyorlar ve bizi içeri tıkmaya çalışıyorlar. Kardeşim, CHP'nin temel işlevi AKP iktidarını yıpratıp devirmektir. MHP'nin temel işlevi de budur. ÖDP'nin, TKP'nin, İşçi Partisi'nin de temel işlevi budur. Mevcut iktidarı yıpratmak ve devirmek. Siyaset budur. Siyasetin başka bir amacı var mı? Ha, yıpratma, devrilme. Adam ol, devrilme. Ha, bunu darbe diye sunamazsın ama. Bunu darbe diye sunamazsın. Burada ben beğenmiyorsam iktidarı yıpratırım ve devirmeye çalışırım. Darbeci mi oluyorum şimdi? Hani benim tankım, topum, tüfeğim? Nerede? Lafa bak ya. Bunların parolası meşru iktidarı yıpratmak, mümkünse devirmek. Darbe. Bu grubun şifresi ise sivil dikta. Sivil diktanın ne olduğunu gördük AKP döneminde. Bütün yapılanları, konuşulanları sivil diktaya bağlıyorlar. Sürekli bunu işliyorlar. Paul Oster da bunun için devreye girdi dedi. Neokon Ergenekon ortaklığının amigosunun medya olduğunu ileri süren Gedikli, bu biraz Arap Baharı ile bağlantılı. Arap Baharı olan ülkelerde kime başkaldırılıyor?
diktatörlere. Sivil dikta var ya, var ya oralarda. Şimdi aynı konsepti Türkiye'ye uyarlamaya çalışıyorlar. Oradan Türkiye'ye sırayı getirecekler. Orada Arap Baharı var. Türkiye'de de bahar olması lazım. Onların konsepti açısından Türkiye'de de sivil bir dikta olacak ki bir başkaldırı olsun, bir isyan olsun diye konuştu. Paul Auster'ın İsrail Cumhurbaşkanı Shimon Peres ve Şeytan Ayetleri kitabı nedeniyle yaşamını tehdit altında sürdüren Salman Rushdie ile gayet samimi pozları bulunduğunu vurgulayan Gedikli, Neokon Ergenekon kadrosunda teknik direktör Shimon Peres, kaleci terörist başı Abdullah Öcalan, ne görüşüyorsunuz o zaman adamla defalarca? Şimdi kadroyu sayıyor arkadaşlar. Teknik direktör Shimon Peres, kaleci terörist başı Abdullah Öcalan, geri üçlüde Nicolas Sarkozy, Angela Merkel, Benjamin Netanyahu. Orta sahada Mehmet Haberal, Doğu Perinçek, Mustafa Balbay, Tuncay Özkan, Yalçın Küçük. İleride Kemal Kılıçdaroğlu ve Selahattin Demirtaş var. Kulübün başkanları da finansal oligarklar diye konuştu. Takıma bak. Tövbe tövbe. Hayır yani ne konuşayım ki? Hı? Şimdi darbeciymiş, bilmem neymiş. Türkiye'de özgürlük varmış falan filan. Mustafa Balbay, Tuncay Özkan, Hikmet Çiçek, Ahmet Birsin, Mehmet Haberal, Deniz Yıldırım, Erol Zavar, Soner Yalçın, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Ahmet Şık, Nedim Şener, Doğan Yurdakul, Müyesser Yıldız, Sait Çakır, Coşkun Musluk, Yalçın Küçük, Ali Buluş, Mehmet Karaaslan, Faysal Tunç, Behdin Tunç, Erdal Süsem, Deniz Kılıç, Mustafa Gök, Kenan Karavil, Nuri Yeşil, Bayram Parlak, İhsan Sinmiş, Dilek Keskin, Mehmet Yeşiltepe, Hakan Soytemiz, Erdoğan Altan, Rohat Emekçi, Murat İlhan, Ali Konar, Hatice Duman, Dilşah Ercan, Bedri Adanır, Vedat Kurşun, Füsun Erdoğan, Sedat Şenoğlu, Bayram Namaz, Seyitan Akyüz, Hamdiye Çiftçi, Ozan Kılınç, Baha Okar, Ali Çat, Halit Güdenoğlu, Kaan Ünsal, Musa Kurt, Cihan Gün, Naciye Yavuz, Sinan Aygül, Kadri Kaya, Ahmet Akyol, Miktat Algül, Turan Özlü, Turan Özlü, Turan Özlü, Aydın Yıldız, Kazım Şeker, Tayyip Temel, Ragıp Zarakoğlu, Songül Karatagna, Cengiz Kapmaz, Mehmet Güneş, Abdullah Çetin, Ayşe Oyman, Çağdaş Kaplan, Çağdaş Ulus, Davut Uçar, Dilek Demirel, Fatma Koçak, Hüseyin Deniz, İsmail Yıldız, Kenan Kırkaya, Mazlum Özdemir, Mehmet Emin Yıldırım, Nahide Ermiş, Nevin Erdemir, Nilgün Yıldız, Nurettin Fırat, Oktay Candemir, Ömer Çelik, Ömer Çiftçi, Pervin Yerlikaya, Ramazan Pekgöz, Sadık Topaloğlu, Safiye Torman, Selahattin Aslan, Semiha Alankuş, Sibel Güler, Yüksel Genç, Zeynep Kuray, Ziya Çiçekçi, Zühal Tekiner. Bunlar gazeteciler. İleri demokraside cezaevinde yatanlar. Bunlara tabii yazar olarak Doğu Perinçe'yi, Ergün Poyraz'ı, Bedri Gültekin'i, daha çok kişiyi ekleyebiliriz. Yok Ergenekon'muş, yok bilmem neymiş, yok şuymuş, yok darbeymiş, dartmış, durtmuş. Yetti ya. Gidin dindar bir nesil mi yetiştireceksiniz? Ne yapacaksanız yapın. Başlatmayın ileri demokrasinize ya.
Evet, Vatan Gazetesi sür manşetteyiz. Bugün seçim olsa diye bir araştırma yapılmış. CHP %21.1, MHP 11.8. AVG'nin araştırmasına göre son seçimden bu yana CHP 5 puan, MHP ise 1 puan oy kaybetti. AG'nin patronu Adil Güre göre CHP'de liderlik sorunu yok. Kılıçdaroğlu lider. Son seçimde de başarılı oldu. Oy kaybının iki nedeni var. Bir kısım seçmen istikrar uğrusuyla AKP'ye, bir kısım da MHP'ye kayıyor. Zaten MHP ile CHP'li seçmen artık birbirine daha çok benziyor. MHP'deki düşüşün nedeni ise AKP'nin milliyetçi söylemi. AKP bu söylemle Kürtleri kaybediyor ama Orta Anadolu'da oy alıyor. Trakula gitsin diye bir haber. Arap Baharı Avrupa Birliği'ne sıçradı. Romanya hükümeti 2 haftalık halk isyanıyla devrildi. Hedefte Trakula lakaplı başbakan Basescu var. Romanya'da devlet memuru maaşlarını %25 düşürüp emekli maaşlarını donduran hükümet halk ayaklanmasına 2 hafta dayanabildi. Başbakan Elim Borç, bu CK okunuyorsa işimiz zor. Neyse, Elim Borç ülkenin istikrarını korumak için istifa etti. Asıl hedefteki isimse halkın kanını emdiği gerekçesiyle Trakula olarak tanınan Traian Basescu. Soykırım yok soruşturması diye bir haber. Zürih Başsavcılığı geçen hafta İsviçre'de Ermeni soykırımı yoktur, gelsinler beni tutuklasınlar diyen Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış hakkında ön soruşturma başlattı. Hemen harekete geçen Ankara, İsviçre Büyükelçisi Kunz'u Dışişleri Bakanlığı'na çağırıp soruşturmanın kabul edilemez olduğunu bildirdi. İsviçre'de 2005'te Ermeni soykırımı yalandır diyen İşçi Partisi lideri Doğum Perinçe'ye 90 gün tecilli hapis ve 16.873 frank para cezası vermişti diyor. Paul Auster ilk 11'e giremedi. AKP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Gedikli Neokon Ergenekon ittifakının ilk 11'ini sıraladı. Abideli Yazar için o da kadroda dedi ama ilk 11'e koymadı diyor. Kalede Abdullah Öcalan, geride Nicolas Sarkozy, Angela Merkel, Benjamin Netanyahu, orta 5 kişilik orta saha kurmuş ha. Baba bu ne? Mehmet Haberal, Doğu Perinçek, Mustafa Balbay, Tuncay Özkan, Yalçın Küçük ve ileri ikili de Kemal Kılıçdaroğlu ile Selahattin Demirtaş'ı koymuş. Bu da artık zırvada zirve olmuş. Olmuş yani, zırvada zirve olmuş. Evet. Yönetmenim, nedir o durum? Hani bir iş yapmaya çalışıyorduk da sizden haber bekliyordum. Biraz daha. Peki, tamam. Hadi. Size güzel bir şey izleteceğiz de şu anda Ali ile kafa kafaya verdik nasıl yapalım diye, o hallederim abi dedi, onu bekliyorum. Dili çözüldü. 18 gün önce tahliye olan Erhan Tuncel bilirkişi gibi açıklamalar yapıyor. Yasin Hayal'in bağlantıları araştırılmalı, onu cezaevinde ziyaret edenlere bakın demiş Erhan Tuncel. Bizi Trabzon ve İstanbul Emniyeti kullandı, Ramazan Akkürek suikasti biliyordu. Celalettin Cerrah'tan bilgi gizlediler. Genelkurmay Başkanı'nın tutuklandığı ülkede 3 polis niye ortaya çıkarılmıyor? O kadar çalışıyor işte kafanız. Çıkarılmaz onlar ortaya. Genelkurmay Başkanı tutuklanır da o 3 polis çıkmaz ortaya. Niye biliyor musunuz? Yeni Türkiye'nin derin devleti işte orada. O yüzden çıkmaz o polisler ortaya. Peki devam edelim Vatan gazetesiyle. Kırmızıda geçmek caiz değil, kanundan kaçarsın ama Cenab-ı Hak'tan asla. Ne demek bu? Bu şu demek, artık Türkiye laiklikten öylesine uzaklaştı ki kırmızı ışıkta geçmekten caydırmak için bile dini kullanıyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu trafik kurallarına uymanın dini açıdan da sorumluluk olduğunu ortaya koymak için konuyu gündemine alacak. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Raşit Küçük, konulmuş kurallara uyulmasının bireysel sorumluluk duygusu içinde ele alınması gerektiğini söyledi. Bir kuralın ihlali sonucu bir kişinin hayatı sona eriyor veya yaralanıyorsa, bunun vebalinin ne kadar büyük olduğunun insanlara anlatılması gerektiğini belirten Küçük şunları kaydetti. Bu anlamda çeşitli konularda trafik kuralları, uyuşturucu kullanma gibi konularda Emniyet Genel Müdürlüğü ile Din İşleri Yüksek Kurulu üyelerini bir araya getirip bu konuları konuşacağız demiş. Mesela bir kişi aklını ve idrakini izale eden içki, uyuşturucu kullandıktan sonra araba sürüyor. Bu bile hayata kastetmek gibidir. Burada kanundan kaçabilirsin ama orada Cenab-ı Hak bunun hesabını sana soracak. İnsanlara bu arka planı Allah'ın huzurunda hesap sorma düşüncesi inancı gereği kabul ettirebilirsek, bunu çok işlersek bu insanlar umulur ki kanundan kaç
Ben kaçarım ama Allah'tan kaçamam duygusuna sahip olur da belki çok daha disiplinli olur. Trafik kuralları da bunlara dahildir demiş. Şimdi çok güzel, çok şahane. Yani inşallah öyle olur. İşimiz Allah'a kaldı gene trafik konusunda da yalnız. Yalnız bu olayı mesela rüşvet, yolsuzluk, haksız mal edinme gibi olaylara da uygulayabilir miyiz? Mesela hani politikacılara, bir kısım politikacılara, hepsini de karıştırmayalım. Dese ki Dinişleri Yüksek Kurulu, bak şimdi dokunulmazlığın var, kanundan kaçabilirsin. Ama bilmem ne kadarlık yüzükler, bilmem ne gemiler, bilmem ne davalarından Allah'ın huzurunda kaçamazsın. Allah'ın huzurunda hesap verilmesi düşüncesini bu politikacılara yerleştirebilirsek baba yırttık. Yoksa kırmızı ışıkla kalırız. Ya ne saçmalıyorum ben? Yönetmen sen beni niye tutuyorsun ki burada? Saçmalattırma bana hadi. Efendim evlerini TKP'ye miras bıraktı, deli mi diye araştırılıyor. Mirasını TKP Nazım Hikmet Kültürevi ve iki arkadaşına bırakan emekli hemşire Necla Omay'ın yeğenlerinden açtığı mirası iptal davası adli tıbbın vereceği akli dengesine ilişkin rapora göre sonuçlanacakmış. Böyle bir şeyle karşılaşmamışlar ki hiç, böyle böyle bir şeyle muhatap olmamışlar ki, hep götürelim götürelim demişler. O yüzden deli mi lan bu kadın diyorlar. Böyle bir garip kalıyorlar. Peki Naci Eriş, hemen haber merkezinin gündemini alalım. Hoş geldin önce, bak unuttum. Hoş bulduk. Evet, Fransa'da Senato'da onaylanan yasayla ilgili gelişmeleri takip ediyoruz. Aynı zamanda bunun tüm Avrupa'daki yansımalarını izleyicilerimize aktaracağız. Dün Egemen Bağış hakkında, Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış hakkında bir ön soruşturma başlatılmıştı. Akşam saatlerinde Talat Paşa Komitesi'nden bir açıklama geldi ve Egemen Bağış'a sahip çıktı Talat Paşa Komitesi. Daha önce biz de... Haber bana öyle gelmedi ya. Haber şöyle geldi. Egemen Bağış Talat Paşa Komisyonu'na girmek için, komitesine girmek için komiteden üyelik başvuru belgesi talep etmiş. Ama görüyorsun değil mi? Yani bak, keser döner sap döner, gün gelir hesap döner dedikleri budur işte. Tabii. Allah bu duruma düşürmesin adamı. Tabii bu yasa, İsviçre'deki yasa bütün Türkler için bir tehdit. Zaten Talat Paşa Komitesi açıklamasında da Türkiye'ye yönelik bir saldırı, Egemen Bağış'a yönelik bir soruşturma değil, Türkiye'ye yönelik bir saldırı olduğunu vurguladı ve bütün siyasi parti liderlerini İsviçre'ye giderek bu yasayı çiğnemeye çağırdı Talat Paşa Komitesi açıklamasında. Bugün bu konuyla ilgili gelişmeleri takip edeceğiz. Gündemimizde en ön sıralarda bulunuyor. Suriye konusu ayrıca yine Türkiye'nin önemli gündem maddelerinden birisi. Bugün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Suriye'de olacak. Esad'la, Suriye lideri Beşar Esad'la bir görüşme yapacak. Tabii Rusya'nın Suriye yönetiminin, mevcut Suriye yönetiminin devamına yönelik politikası sürüyor. Aynı zamanda bir takım reformların da gerçekleştirilmesini istiyor Rusya. Bir nevi arabulucu şeklinde oradaki temaslarını sürdürecek. Biz de bu gelişmeleri takip edeceğiz. İkinci Ergenekon davası görülüyor. Bugün talepler alınacak ve davası mı? Evet. Şeyler falan vardı, hani neydi? Yalçın Hoca da orada yargılanıyor. Evet. Değil mi? İkinci Ergenekon davasında kendisi de Hurşit Tolon aynı zamanda. Hurşit Tolon, evet. General. Evet. Bugün talepler alınacak ve taleplere ilişkin ara kararlar açıklanacak. Aynı zamanda Silivri'de balyoz davası görülmeye devam ediliyor. 22 Temmuz 2004'te Türkiye diyelim, hızlandırılmış tren projesi ilk şeyinde, seferinde kaza yapmıştı ve 40 kişi orada hayatını kaybetmişti. Oho, o treni hatırlar mısın bilmem, Başbakan, Ulaştırma, evet, Bakanı, bütün kabine, hatta Başbakan şey, gar şefi şapkası giymişti. Evet. Dırırt falan dedi. Öyle törenlerle uğurladılar. Baba gitti dank diye ilk seferinde devrildi. Evet, törenlerle uğurlanan Yakup Kadri Karaosmanoğlu adlı hızlandırılmış tren kaza yapmıştı. 40 kişi hayatını kaybetmişti. Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün
Bu davanın duruşması görülecek. Ancak Yargıtay'ın iki defa usul yönünden bozduğu karar, dava zaman aşımından düşecek. Ama eğer maçın sonucu da dava karar yapılmadan belli. Evet, zaman aşımına uğruyor. Bakalım bugün neler olacak. Belki beklenmedik başka bir karar da çıkabilir davadan. Tiyatro sanatçısı Baykal Kent dün hayatını kaybetmişti. Ya, çok üzüldüm ona ya. Evet. Tam tiyatronun emektarlarındandı. Biz 1995'te Ortaköy'de oturdum ben 2 sene. Orada Safarat diye bir yerimiz vardı. Akşamları toplanırdık. İşte bu İlhan Şeşen gelirdi, Baykal Kent gelirdi. Dünya tatlısı bir adamdı ya. Herkesin sohbetinden hoşlandı. Allah rahmet eylesin. Ne diyelim? Nur içinde, evet, ışık Allah içinde yatsın. Allah rahmet eylesin. Bugün Şişli Camii'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Ortaköy mezarlığında toprağa verilecek saat 15'te. Baykal Kent'in cenaze törenini takip edeceğiz. Aktif yaşam... Bundan sonrası için artık benim için demiş huzur güzel bir selvi gölgesidir demiş son konuşmalarından birinde. Hissetti mi, ne yaptı? Belki. Ya çok üzüldüm yani, o hani şahsen tanıyor olmak, şahsen sohbet etmiş olmak falan iyice o şey tabii, yapıyor, ağırlaştırıyor. Yoksa bir sanatçı olarak tabii ki onun büyüklüğünü biliyorum, ona tabii ki üzüldüm ama öbür türlüsü daha da kötü oldu. Tabii muhakkak. Aktif Yaşam Derneği egzersiz ilaçtır konulu basın toplantısı yapıyor. Bu basın toplantısını takip edeceğiz. Bedri Baykam bir sergi açılışında bıçaklı saldırıya uğramıştı ve yaralanmıştı. Hem Bedri Baykam hem de Tuğba Kurtulmuş, asistanı Tuğba Kurtulmuş. Bu saldırı hakkındaki ceza davasının 3. duruşması görülecek bugün. Duruşmayı takip edeceğiz. Ayrıca son olarak spor gündemini de aktarmak istiyorum. Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı bugün İstanbul'da yapılacak saat 14'te. Bu toplantıyı da takip edeceğiz. Ne bir gündem ne? Kulüpler Birliği'ni biliyorsunuz, şike konusunda küme düşme kalsın mı, kalksın mı, federasyonun durumu ne olacak gibi konular var Kulüpler Birliği'nin gündeminde. O iş çözülmez, o iş berbat. Aynen. Öyle bir karıştırdılar, toparlayamıyorlar şimdi. Evet, bakalım bu toplantıda neler çıkacak. İşte biz de cumartesi günü dünden yarına gündem programında bu konuyu ele alacağız. Daha doğrusu ele alacağımız konulardan biri bu. Canat Hakkı, Mikail Dilbaz ve Halil Nebiler'in programında şimdiden haber vereyim. Can abi biliyor konuyu. Yoksa benim bir şey futboldan ne anlarım ben. Peki, çok teşekkürler. Şeyi de söyleyeyim, bak Türkiye sömürgeciymiş. Öyle mi? Vallahi bak. Somali'nin %40'ını kontrol altında tutan radikal İslamcı El Şebab örgütü, Türkiye'nin son dönemde bu ülkeye yönelik yaptığı gıda ve ilaç yardımlarını eleştirdi. Türkiye'yi yeni sömürgeci olarak niteleyen örgütün liderlerinden Şeyh Abdülkadir Mümin, Türk yardım kuruluşlarının Somali halkına kullanım tarihi geçmiş ilaç ve gıda gönderdiğini ileri sürdü. Bak bunu yapmıştır ha, vallahi yapmıştır. Ya inşallah yapmamıştır da huyumuzdur bu bizim. Türklerin niyeti ülkemin insanlarını zehirlemektir. Oha, o kadar da değil. İfadelerini kullanan Mümin, nasıl müminlik bu be? Atmadığın çamur kalmamış. Mümin, El Şebap olarak halkı Türkiye'den gelen yardımları almamaları konusunda uyarıyoruz diye konuştu. Türkiye'nin Somalilere yardım ediyormuş gibi yaparak bu bölgedeki çıkarlarını arttırmak istediğini savunan örgüt lideri, ama bu yardımların hepsi düzmece ve yeni sömürgeci mantıkla yapılıyor iddiasında bulundu. Biz de sömürgeci olduk. Hadi bakalım. Hadi hayırlı tıraşlar. Ergenekon soruşturması başlamasa darbe olurdu. Yapma. Dink cinayetinin büyük... Bizim çocuğun ismi neydi bunu konuşturan? Emrah. Emrah bunun dilini bir açtı. Adam artık mahalle mahalle dolaşıyor televizyon arıyor konuşmak için. Yine konuşmuş. Habertürk'e mi konuşmuş? Nereye konuşmuş? Habertürk'e galiba. Hrant Dink suikastinde büyük abi olduğu iddiasıyla 5 yıl yargılanan ve 19 gün önce tahliye olan Erhan Tuncel yine konuştu. Ben cinayetin ardında örgüt olmadığına inanmıyorum. Dink suikastı Ergenekon'un eylemi, Türkiye'de darbe yapılmasının önünü açmak için öldürüldü. Eğer Ergenekon soruşturması başlamasaydı 2009'da darbe olurdu. Uyanık, 2007'de darbe oldu, 2008'de darbe oldu. İşte o darbe için öldürüldü bunlar. Çocuk doğru söylüyor da. Bunun gerçeği şey, baş aşağı. O baş aşağıya ayakları üstüne oturttuğunuzda Türkiye gerçeğini anlarsınız. Yani tamam, darbe için. Darbe yapıldı mı? Yapıldı. Ne yapıldı? Sivil darbe yapıldı. Ordunun yarısı içeri olsaydı ne olacaktı? Bunlar olacaktı. Al sana darbe.
darbenin zeminini hazırlamak için. Evet, bunları bu yüzden yaptılar. Yani tam da bu yüzden Türkiye'yi destabilize etmek ve yapacakları bu Ergenekon tertipleriyle Türkiye'nin direnme gücünü kırmak için işlendi bu cinayetler. Çocuk doğru söylüyor da gerçeği baş aşağı ne yapsın? Naci, çok teşekkür ederim. Galiba program sana çekici geldi. Başka günler giderdi, şimdi oturdun ama aşağıda işler sizi bekliyor. Yoksa otur, ne olacak yani, sohbet de ederiz. Efendim Türkiye'de muhalefet susturuluyormuş. Ya bak şimdi, bunu ben söylerim. Naci söyler, Özgür söyler. Ama bunu ana muhalefet partisi genel başkanı söyleyemez. Ne demek Türkiye'de muhalefet susturuluyor? Susma. Susma. Sustukça sıra sana gelecek. Şimdi efendim size çok güzel bir görüntü izleteceğim. Öyle mi? Ses hazır dediniz. O zaman Ankara'yı önce alalım. Sürprizi en sona saklayalım. Birazcık beklerseniz. Kim var Ankara'da efendim? Evet, Umut Albayrak, günaydın. Umut, hemen Ankara'nın gündemini alalım. Ankara biraz karışık bugünlerde. Hadi bakalım nasıl çıkacaksın işin içinden? Evet, Ankara'nın gündemi bugün ağırlıklı olarak mecliste olacak. İlk olarak grup toplantıları yapılacak. Meclisteki partilerin liderleri grup toplantılarında gündemde öne çıkan konuları değerlendirecekler. Sırasıyla MHP, AKP, BDP ve CHP grupları toplanacak. Liderlerin ağırlıklı olarak Tayyip Erdoğan'ın dindar gençlik yetiştireceğiz sözlerine ilişkin açıklamalar yapması bekleniyor. Erdoğan'ın yine bu konuyla ilgili olarak açıklamalarına devam etmesi bekleniyor. Yine Suriye'deki gelişmelere ilişkin liderlerin mesajlar vermesi bekleniyor. Erdoğan grup toplantısının ardından İstanbul'a geçecek. Haliç Kongre Merkezi'nde Irak Başbakan Yardımcısı Salih Mutlak'la İstanbul'da bir araya gelecek. Görüşmede ağırlıklı olarak ABD'nin Irak'tan çekilmesinin ardından Irak'taki durumun ele alınması bekleniyor. Irak'ta Başbakan Maliki'nin İran toprak bütünlüğünü savunan politikalarına karşı ABD'nin özellikle Haşimi, Allavi ve İşte Tayyip Erdoğan'ın görüşeceği Mutlak gibi isimlere sıcak baktığı ifade ediliyor. ABD'nin bu isimleri desteklediği kaydediliyor. Bu doğrultuda da ABD cephesinde yer alan Mutlak'la Tayyip Erdoğan bugün bir araya gelecek. Yine mecliste bugün iç tüzük tartışması önemli gündem maddesini oluşturuyor. Geçen haftadan kalmıştı iç tüzük görüşmeleri, muhalefetin tepkisi nedeniyle yapılamamıştı. Bugün grup başkan vekilleri yine bir araya gelecekler. Meclis Genel Kurulu çalışmalarından hemen önce bir uzlaşı aramaya çalışacaklar. İş tüzük değişikliğiyle AKP'nin muhalefetin sesini kısmaya çalıştığı ifade ediliyor. Önergelere, konuşma sürelerine kısıtlamalar geliyor. CHP milletvekillerinin bugün iki konuda araştırma önergesi vermesi bekleniyor. İlki Ergenekon, Balyoz gibi soruşturmalarda soruşturmayı yürütenlerin gerek savcılık gerek emniyet sahte delil ve kanıt üretmelerine ilişkin olacak. İkinci araştırma önergesinin ise Tayyip Erdoğan'ın dindar gençlik açıklaması ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın stratejik planını içeren konuda olması bekleniyor. Bugün Türk İş Başkanlar Kurulu toplanacak. Kurulun gündeminde mecliste bulunan toplu sözleşme yasası var. Türk İş Başkanı Mustafa Kumlu geçen hafta Tayyip Erdoğan'la görüşmüş ve bu görüşmenin hemen ardından yasa meclise sevk edilmişti. Erdoğan ve Kumlu arasında bir pazarlık olup olmadığı sendika bünyesinde tartışılıyor. Bu konuyla ilgili olarak da sendikal güç birliğinin bir açıklama yapması da bekleniyor. Birleşik Kamu İş mecliste görüşülmekte olan bu yasayla ilgili olarak ayın 4'ünde Samsun'dan Ankara'ya bir yürüyüş başlatmıştı. Bugün Birleşik Kamu İş'in yürüyüşçüleri Ankara'da olacaklar. Çeşitli siyasi partiler ve kitle örgütlerinin de destekleyeceği eylem Ankara'da Güven Park'ta saat 12'de bir basın açıklamasıyla sona erecek. Ankara gündeminde öne çıkan başlıklar böyleydi. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz Umut Albayrak'a ve bütün Ankara büromuza çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin diyoruz. Şimdi biz Atatürk'ün şimdiye kadarki bütün görüntülerinde ya da ses kayıtlarında sesini böyle "Ey Türk gençliği" diye ince biliriz, değil mi?
Bir ara bir şey çıktı, tok sesli diye. Yok ya dediler, bu Atatürk'ün sesi değil, bir ses sanatçısı, benim sesim dedi bu. Tarık Akan'ı kandırdık dedi falan. Ama şimdi Atatürk'ün gerçek sesini ihtiva eden bir kayıt bulundu. Bu kayıt Amerika'dan çıktı. Nereden çıktı? Atatürk'ün bilinen kayıtlardan çok daha net ve berrak sesi Amerikan arşivlerinden çıktı. Türkiye'nin Kore Savaşı'nda Amerikan ordusunun yanında yer alarak NATO üyesi olmasının ardından Amerikan halkına bu yeni müttefik ülkenin tanıtılması için çekilen Muhteşem Türk, The Incredible Türk isimli belgeselde Atatürk'le yarattığı modern Türkiye en çarpıcı yönleriyle anlatılıyor. 1958'inde çekilen ve Amerikan Ulusal Arşivleri'nin internet sitesinde yayınlanan belgesel DVD formatında ve çok kaliteli Atatürk görüntüleri yer alıyor. Ulusal Güvenlik Konseyi ve Merkezi Haber Alma Teşkilatı'nın gizli arşivlerinden faydalanılarak hazırlandığı belirtilen belgeselin en çarpıcı bölümü ise Atatürk'ün kendisini ziyarete gelen Amerikan elçisiyle yaptığı görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nün bahçesinde düzenlenen basın toplantısı. Ses kaydı da işte bu basın toplantısında alınmış. Vatan Gazetesi bunu haber olarak koymuş. Birazdan yayınlayacağımız kayıt çift ve arşiv.org yan çizgi details.gov.archives.arc 65 17 80. Ya şöyle yapın, gazetevatan.com yazın, oradan çıkar. Evet, görüntüleri izleyelim. Atatürk'ün büyük kurtarıcının gerçek sesi karşınızda. For this revolution and high accomplishment, one man is primarily responsible. The name of Gazi Mustafa Kemal will forever be associated with the development, founding of the new modern Turkish state, and will forever be inscribed indelibly upon the rolls of history. Türk milleti tam en demokrattır. The Turkish nation is democratic by nature. Zaten çok yükselmiş bulunan Amerika milletinin Türk milleti. I have no doubt that the American nation, which has gone so far in this ideal, is Turkey's friend in her aims. Ses bu. Nasıl? Hiç o eski kayıtlarda olduğu gibi değil, değil mi? Ya abi zaten şöyle hesap edin. Mustafa Kemal sigara içen biri. O yaşında sigara içen birinin öyle tiz sesli biri olması mümkün değil. Ama bu ses kaydının tamamının getirilmesi gerekiyor bana sorarsanız. Efendim, Milliyet bize sorsalar vurmayın derdik diye bir manşet yapmış. Şırnak'taki komutanlar Uludere faciasını inceleyen meclis komisyonuna bilgi verdi. Operasyon Ankara'dan yönetildi. Bize hiçbir şey sorulmadı. Eğer sorsalardı kaçakçı, onların kaçakçı olduğunu söylerdik. Uludere'de 34 sivilin vurulmasını soruşturan İnsan Hakları Komisyonu üyeleri bölgedeki komutanların şaşırtıcı ifadeleriyle karşılaştı. Jandarma Tümen Komutanı Tümgeneral Bölük, istihbarat paylaşımı ve hava harekatının Ankara'dan yönetildiğini belirterek, bize sadece olaydan bir gün önce unsurlarınızı çekin, sınır uçuşa yasak bölge ilan edildi, sınır ötesi harekat yapılacak denildi şeklinde konuştu. Olay sonrası görevden alınan Gülyazı Tugay Komutan Yardımcısı Albay Güney, ciddi soruşturma yapılmadı. Vali de tepkileri gidermek için benim alınmamı istedi. Oysa yerel askeri birimlerin bir sorumluluğu yok dedi. En çarpıcı ifade ise Gülyazı Karakol Komutanı Başçavuş Vehbi Göçmen'den geldi. Bana sorsalardı kaçakçı olduklarını söylerdim dedi. Her şey bu kadar ayan, üstelik de beyan. Amerika Suriye elçiliğini kapattı. Suriye'de her gün oluk oluk kan akıyormuş habere göre. Dünkü saldırılarda en az 50 kişi ölürken en sıcak gelişme ABD'nin Şam Büyükelçiliğini kapatması oldu. Büyükelçi Robert Ford ve diğer 17 elçilik çalışanı ülkeyi güvenlik tehdidi nedeniyle terk etti. İngiltere'de Suriye'deki büyükelçisini işte istişarelerde bulunmak için geri çağırdığını duyurdu diyor. Arkadaşlar, bu Suriye işi tam komedi oldu artık. Komedi dans üçlüsü vardı eskiden, bizim işte bundan 15 sene falan önce. Tam komedi oldu. Şöyle bir haberle başladı hikaye. Kandil katliamı. Sen de baban kadar katilsin. Kandil gecesi Beşar Esad 270 kişiyi birden öldürdü. Oğlan dedik, adam tam kasapmış ya. Ve fakat arkadaşlar, bütün bu toplumsal olaylarda, depremlerde, çatışmalarda
Hep ne beklenir? Ölü sayısının artmasından endişe edilir değil mi? Ölü sayısı düştü. 270'ten 50'ye düştü. Ölü sayısında azalma bekleniyor. Yani ölüler diriliyor. Yapmayın ya. Ya bakın şimdi Batı basını yapar bunu. Niye? Alçaktır da ondan. Emperyalizmin çıkarları için çalışır Batı basını. Ama biz Türkiye'de gazeteciyiz. Bakın, ekmeğin, suyun ve bu kalemin aşkına çalışıyoruz. Namus için. Yapmayın bunları. Ölü sayısının azalması bekleniyor gibi bir durum çıkmasın ortaya. 270 olan ölü sayısını 50'ye indirdiniz ya. Of, of, of. Size bu kitabı bir kez daha göstermek istiyorum arkadaşlar. Yakın tarihimizin gizlenen gerçekleriyle yüzleşmeye hazır mısınız demiş Doğan Yurdakul bu kitap için. Kitapta neler var? Türk polisi FBI'dan Fethullah Gülen için ne istedi? ABD Gülen cemaati hakkında ne düşünüyor? Türk polisi FBI'ye verdiği Ergenekon briefinginde neler anlattı? ABD'li diplomatlara Yaşar Büyükanıt'la ilgili hangi fotoğraflar gösterildi? İsviçre'deki gizli hesaplar meselesi hakkında neler konuşuldu? PKK'ya ABD tarafından nasıl planlandı? Erdoğan Gül çekişmesi kriptolara nasıl yansıdı? Bülent Arınç TSK'yı ABD Büyükelçisi'ne nasıl ve neden şikayet etti? ABD AKP'li bakanları nasıl fişledi? ABD'nin nükleer silahları Türkiye'de mi? Hangi Ergenekon gözaltıları Amerikalılara önceden haber verildi? Amerikan kriptolarıyla yani WikiLeaks belgeleri dediğimiz şeyle ortaya konulmuş açıkça bu kitapta. Bu kitabın yazarları şu anda Oda TV davasından içeride Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu. Kitabı okuduğunuz zaman casusluk denen bir kavramın ne anlama geldiğini çok daha iyi anlayacaksınız. Türkiye'nin son 10-15 yıllık yakın tarihiyle ilgili çok önemli bilgiler var arkadaşlar. Ve bugünlük televizyon gazetesinden bu kadar efendim. Sözü tekrar büyük kurtarıcıya Mustafa Kemal Atatürk'e bırakarak huzurlarınızdan ayrılmak istiyorum. Sizlerle yarın sabah saat 8'de tekrar birlikte olacağız efendim. Yarın sabah saat 8'e kadar lütfen kendinize iyi bakın. Ama sadece yarın sabah saat 8'e kadar değil, biz kazanıncaya kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Türk gençliği. Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici bedhahların olacaktır. Bir gün istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerait çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hileyle aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet fakr-ü zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı! İşte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur.